Değil mi? Merhaba! Ya! Herkese merhaba. Bugün Demirci Köy'deki yeni dedektörümle tekrar Demirci Köy'e geldim. Bir önceki videolarımdan biliyorsunuz burada çok şey çıkıyor. Yemek tekrar buraya geldim şansımı. Burada yeni dedektörümle deneyeceğim. Bu dedektör diğerinden farklı. Markası Nokta Makro. Çok güzel çalışıyor. Biraz önce test ettim, suya soktum. Çok hızlı. Oğlum bu adam çok eğlenceli birine benziyor. Nedense öyle bir vibe var. Bu adamı... Ha. Evet, bu videosunu izlemişiz. Birlikte mi izledik, tek mi izledik bilmiyorum da çok böyle... Şey, bir chill bir abi benziyor yani. Suyun altında yoksa kimse bağırmaz, anladın mı, eğlenceli biri değilse. Ben bağırırım, sen bağırırsın, bu adam bağırır. Standart bir insan suyun altında bir şey bulunca bağırmaz bence. Bu abi o karakter özelliğini yansıtıyor. Delireceğim ya, bu var ya. Dedektör sesini efekt yap. Radyasyon şeyini efekt yapacağım ben. Abi şey, bu video gerçekten sandığın gibi değil. Cüzdanın gibi. İstanbul'a tahsin ağacı baksan B nokta çekmeceye gelicüz. B nokta çekmece? Olabilir. Olabilir. Acılı yemeyeyim değil mi? Yemeyeyim acılı. Acılı yemeyeyim. Baharatlı. Baharatlı. Ya size bir şey soracağım. Siz de şeyi görüyor musunuz sürekli? Bu yemek sepetindeki... Yemeklerde sürekli şey... Promosyonda... Bir saniye. Bir şeye bakarken konuşamıyorum. Şey var. Dondurma vermeye çalışıyorlar. Lahmacun söylüyorsun. Promosyonda lahmacun var. Falan. Algi de bilmem ne. Ben lahmacun söylemişim. Ne alaka? Değil mi? Harbi değil mi? Bak çok garip. Niye böyle acaba? Anlaşmalılar falan galiba. Joker bu arada bence de scam ya. Joker indirim cidden scam. İçin ben ne zaman... Cüzdan buldum. Ben Joker'den söylediğim her şey kötü geldi. Gerçekten 3-4 kere söyledim. Dükkanla alakalı olabilir ama bence böyle bir kakalamasyon var yani. Hep bir kötü. İndirimli restoran ödüyormuş değil mi? Bayağı nefret. Oğlum ben var ya Sabaton'da da öyle kabız oldum. Kabız değil. Evet. Pardon. Bunu niye yapar? Çok samimi olduk bak gene. Tamam dur. Getir indirimleri scam değil mi? Ben de getir kullanacağım ya galiba. Yemek sepeti ile ilgili bir şey çıkmıştı öyle. Çok dükkanlara sokuyorlarmış ara sıra yemek sepeti yüzünden. Alpi 7 ay. Abi aklıma gelmişken Karahanbar Kamyoncular Derneği üyelik kartımı yenileyim dedim. Benim de Karahanbar Kamyoncular Derneği üyelik kartım var ama bozulmasın diye paketin içine koydum. Plastik sarmanın içinde. Bunun içinde Karahanbar Kamyoncular Derneği üyelik kartım var. Önemli günü bekliyorum. Very nice. Acaba neler bulacak? Oh shit! Biri bizi boğmaya çalışıyor, altınların yerini gösterttirmeye çalışıyor gibi. Altınlar nerede sonra? Bu ne lan? Ne ki bu? Olta mı? Olta, kanca ama olta değil galiba. O ne lan? Abi ben şimdi çok korkmaya başladım denizde gezmekle alakalı. Bu mesela şuraya takılsa benim ayağıma girebilir değil mi yürürken? Hepsi burada da 15 kelik pisi her zaman 20 kedenin mi oluyor bak sen Allah'ın izine. Oğlum hepsi buradaki her şey öyle değil mi bu arada? Her şey en az bir %20 indirimde ama sürekli. Değil mi, bu ayağına girse boku yersin.
paslı falan. Bayağı boku yersin yani. Bunun yabancı versiyonuna da bakabiliriz. Yabancılarda da bayağı böyle dalan insanlar vardı. Bir sürü şeyler buluyorlardı. Aha bir tane daha var bak. Deniz ayakkabısı giyeceğiz ya bundan sonra. Bir tane deniz ayakkabısı almak lazım. Çok kötü boku yersin yani. Yabancı versiyona da bakacağım. Evet o da güzel bayağı. Kanal var mı bildiğiniz? Ya burası normal bir yer değil de insanların sesi var ama gene denize giriyorlar insanlar. Kim atıyorum içine? Tekneler falan geliyorsa oradan düşüyor olabilir bence. Yoksa kimse gidip içime... Oha bu ne? Evet. Bir bileklik buldum. Bu ne lan? Swarovski. O kadar Swarovski lan. Şey. Evet tekne gelir mi? Ama belki tekneden düşüyordur sonra sürükleniyordur çivi mi? Olabilir öyle. Mermi kovanı. What the fuck? Ne alaka? Denizdeyken abimin ayağına cam girmişti. Bayağı kan kaybetmişti. Dikiş falan atladı bunlar yüzünden. Oha çok geçmiş olsun. Benim çok büyük korkum ya. Denizde başıma bir şey gelmese yani. Böyle bir yere ulaşamam ölürüm orada diye düşünüyorum. Mesela ayağıma falan cam girse öyle. Nereye gideceksin? Nasıl gideceksin? Hani şehir içinde falan olsa. Sakat yani. Gene girdik. Bir mermi daha. Abi seni gerçekten çok teşekkür seviyorum. Teşekkür ederim. Senle oturup çay içmek isterdim. Oyun yapıyorum. Konusunu sen saniye. Ben saniye mi? He. Ben saniye mi? Oyunun konusu gece yola çıkan bir taksicinin maceraları. Pixel art olacak böyle. Taksici sürekli insanlarla diyaloğa girecek. Sonra bir çıkmaza girecek konu. Arabasına katil binecek ve taksiciyi öldürmek istediği adamların mekanlarına götürecek. Taksici de ne yapacağını şaşıracak. Nasıl davranması gerektiğini bilecek. İlk sahnede böyle normal bir taksi gideceğim birini bırakacaksın. Sonra katil adam binecek. Sonra katil adamı götüreceksin. Sonra adam birilerini vuracak. Sen aşağıda alacaksın. Sonra geri arabana binecek. Sonra diyaloglar karmaşası. Sonra böyle alternatif yollar olacak. Ya adamın yoluna gideceksin ya da adamdan ters hareket edeceksin. Nasıl? İsmi de Stop Akasya. Stop Akasya ya. Akasya durağını yani. Stop Akasya. Fikir iyi değil mi? Shit. Yok Robert De Niro filmi değil bu. Tom Cruise filmi. Collateral. Aynen. Jamie Foxx'a Tom Cruise'un filmi bu. Kimse anlamaz yap. Oyun yok sonuçta böyle. Bir yerden esinlenmen lazım. Ama onda adamla işbirliği yapmıyordu. Sen işte endingli olabilir yani. Oyunu yaparsan öyle. Adamla işbirliğiyle gittiğin bir ending de olur. Adamı ters köşe yaptığın bir ending de olur. Hani şey yaptın. İyi lan aslında farklı ending de olabilir. Bu ne oğlum? Böyle lap diye gümüş atmışlar denize. Galiba bir gümüş parçası buldum. Lego var lan orada. Fikri yoinkleyebilir misin? Yoinkle. Ben
ortaya attım, oyun yapacak biri varsa sevdiyse yapsın. Benim için sıkıntı değil. Oyunda cami olacak mı? Türkiye'de geçerse olmak zorunda zaten. O değil de bayağı bok püslük var ya. Bu ne lan? Deniz anası mı o? Sürekli bir poşet geçiyor. Değil mi? Deniz anası olmak ne kadar garip bir şeydir ya. Poşetsin. Takılıyorsun öyle. Ne bileyim. Cidden çok ilginç bir hayvan yani. Bence dünyada en uzaylıya benzeyen hayvanlardan biri deniz anaları. Ya ölmüyorum falan bir de aynen. Yok, o her deniz anası öyle değil de o ölmeyen deniz anası farklı ya. Oğlum bayağı eski kilite benziyor baksana bu arada. Bayağı eski bir kilide benziyor. Allah Allah. Bunu alınca ne olacak? Ben de deminden beri onun cevabını bekliyorum. Hani ekonomik olarak bir şey sağlamaz. Teknik olarak da çöp. Ama yani sonuçta satabilir de aslında. Bilmiyorum. Tarihi eser değildir. Öyle satamam. Bu ne oğlum ya? Ekonomik olarak sağlar mı ki? Temizliyor öyle satıyor. Temizliyor mu? He. Ova. Bilimin kilidi. Olabilir. Gümüşü falan satar bu arada. Olabilir. Çocuk çok tatlı olabilir ya. Olabilir ama bu da olabilir o. Gardem. Temizlemek için yapıyor diyorsunuz öyle mi? Çok değil değil mi? Denizi temizlemek için mi yapıyor bunu? Amacı öyle bir şey mi diyorsunuz? Öyle bir teori attılar. Olabilir. He. Çok iyi o zaman. Hobi olarak. Ya bu arada güzel hobi. Hani illa bir şey kazanmana gerek yok. Hem denizi temizlemiş oluyor hem de uğraş yani. Denizde boş boş yüzmek de eğlenceli gerçi. Yalan değil de. Buna düşebilirsin yani böyle 2 saat 3 saat falan. Ben eğlenirim yani. Şu an bir şey bulamadım. Baktım ama bulamadım. Swarovski'de cukka. Belin ağrır biraz ama ya, evet. Biraz belin ağrır. Ama mesela galiba nefesini tutarak giriyor. Şnorkelle falan girsen daha az yorulursun yani. Öyle böyle baka baka gideceksin işte. Ana, o ne lan? Yengeç lan. Hayatta mı o? Yok lan, hayatta değil galiba. Ölmüş eleman. İçi boş yengeç kabuğu. Ölmüş chat. Mesela ben onu alıp götürürdüm eve. Kabuğu dursun. Nefesim daraldı ya. O ne lan? Ölü balık. Ölü balık. Verna. Bobby buldum.
Ölü. Evet, gene ölü bir hayvan. Hayvan niye ölmüş? Bitcoin mi arayayım denizle? Var mı? Çıkıyor mu öyle? Balık boğulmuş ya. Garibim. Garibim boğulmuş balık. God damn it. Osurmadı chat demin. Galiba. Ha chat. Bu ne lan? Turbo buldu turbo. Ananın amı. Okyanusa gitmiş bir de depo abi. Küfür ediyor orada. Orada çok sinirlendim bulduğunu fark ettim. Bunu atların anasını avradını cübiliyetini sikiyim. Bunu atacak adam var ya, senin kafana sokayım ben gerizekalı. Ananı da böyle at. Fark ettiniz orada. Ben de çok sinirlendim hakikaten. Orospu çocuğu bu ne falan diyor. Hakikaten küfrediyor bu arada. O kadar da haklı ki. Abi hakikaten bu ne ya? Bu nasıl buraya düşebilir ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Arkadaşlar sudan çıkanlar bunlar. Önce şununla başlayalım. Bir tane para cüzdanı buldum. İçinden bozuk paralar çıktı. Şu gördüğünüz gibi 1 lira, 10 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş o kadar. Şunun bir gümüş parçası olduğunu düşün. Evine dekor yaparsın ha pompayı bu arada. Bilmiyorum. Buna bakacağım sonra. Bu bir Lego parçası. Aa. Suyun üzerindeydi. Sonra... Sahte Lego lan o değil mi? Dur bakayım. Sonra... Buna bakacağım sonra. Bu bir Lego parçası. Aa evet, sahte Lego bak. Dur lan, sahte Lego mu? Lego yazmıyor gibi geldi. Sahte Lego ise çok trajik olur ya. Değil mi? Sahte Lego. Ha, M38 yazıyor. Suyun sahte üzerindeydi. Lego'ymuş. Sonra... Fake Lego man. Mego yazıyor. Şu bilekliği buldum. Üzerinde Swarovski'nin işareti vardı. Şöyle netleyebilirsem. Evet. Üzerinde değerli Swarovski taşlar var. Bunu bir soracağım. Değerini merak ettim. Şu gördüğünüz kilidi buldum. Çok ilginç. Evet, üzerinde çok... zincirle beraber. Çivi buldum, vida buldum, şöyle bir kanca buldum, çok enteresan. Bu da korkunç. Sanırım hayvan asılan bir kanca, kurban için asıldığını düşünüyorum. Şu demir parçaları buldum, neye yaradığını bilmiyorum ama şu da öyle. Grisi. Ne? Grisi bir 379 lira. Evet, evet arkadaşlar duydunuz. Şu nun gri olanı, yani şey rengi. Ama Swarovski'dir, öyle kuyumcuya falan satamıyorsun çünkü o taşları, yani teknik olarak değerli taş değil diye biliyorum ben Swarovski'nin. Bir de gerçekten altın maltın olmuyor galiba onlar. Gümüş rengi. Ama Letgo'da satabilirsin galiba. 379 liraymış. Bu da altın kaplama diye düşünüyorum. Evet, gelelim şu ilginç alete. Gördüğünüz gibi bir benzin pompası. O da bu plajdan çıktı. Bunu çekilişle versem mi? Ne dersiniz? İsterseniz pompa yorumlara yazın. Ben de bir gün Instagram'dan çekiliş düzenler. Bunu isteyene veririm. Abi kaç para bu pompa almak istesem, alabilir miyim ben pompa?